Evet, herkese merhabalar sevgili Cem TV izleyenleri. İyi günler. Şimdi bu hafta Kitap Su Dönmesin ya programında yine çok değerli bir konuğumuz var. Farklı bir kalemi, dili, üslubu olan gazeteci, yazar, şair Cezmi Ersöz konuğumuz. Herkesin tanıdığı, bildiği bir isim. Değerli bir isim. Cezmi abi hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Murat. Hoş geldin Cezmi abi. Hoş bulduk Yücel. Evet, Yücel Kaya'yla birlikte konuğumuzsun. Uzun zamandır zaten ağırlamayı düşünüyorduk. Bugüne nasip oldu. Şimdi Yüce Alkay'da sorular var. Bende de bayağı bir sorular var ama süremiz sınırlı. Biz ilk önce şöyle yapalım, bir sohbeti açmak için. Bir çocukluk yıllarına gidelim Cezmi abisinin. Bu melankolik hal, romantik hal, ağır o hal çocuklukta, gençlikte belli etmiştir şeylerini, izlenimlerini. Nasıl oldu o dönem, çocukluğun nasıldı? Öyle bir başlayalım. Psikolog edasıyla sormuyorum yani, bir yazar edasıyla sorayım. Valla öncelikle şunu söylemek istiyorum ben. Tabii dinleyicilerimize tuhaf gelecek ama ben tek düzelikten, rutinden nefret eden bir insanım. Evet. Hep bir aksiyon olsun isterim hayatımda. Sokağı çok severim. Macerayı çok severim. Aksiyonu çok severim. Çok yalan söylermişim ben. Küçükken. Küçükken. Annem, babam çok rahatsız oldular bu durumdan. Evet. Özellikle annem, rahmetli Nur içinde yatsın. İşte UFO geldi. Arka bahçede uzaylılar var. Ha, kuruyorsun. Kuruyorum. İşte evet. Tramvayın üstünde fil gördüm. Zebra gördüm. Yazarlık zebra gördüm. Çok güzel. Evet. Annem de saf benim. Nur içinde yatsın. Çok saf bir kadın. İnanırdı yani bana. Evet. UFO arardı bahçede. Oğlum görmüş ya. UFO. Uzaylılar gelmiş falan diye. Sonradan tabii bu yalanlar süre geldiği için en sonunda bakmışlar olacak gibi değil. Beni psikoloğa götürmüşler. Bu çocuk habire uyduruyor. Hayal görüyor. UFO'lar geldi. Yok tramvayın üzerinde zebra'yı gördü. Bilmem ne fil geldi. Psikolog da olgun bir adammış. Adını da söylemeyeceğim şimdi. Evet. Ölmüştür belki. Benden çok büyüktü. Dokunmayın demiş. Bu demiş ya yazar olacak, ya yönetmen olacak, ya tiyatrocu olacak, sanatçı olacak. O yüzden evet. Hayal kuruyor. İzin verin, kursun. O hayallerle besleniyor demiş. Sonra ama beni ciddiye almamaya başladılar. Ben yine devam ettim. Sonra öyle mi falan demeye başladılar. Baktım ciddiye alınmıyorum. Tabii benim en büyük meselem hayatta ciddiye alınmak. Ciddiye alınmak. Tabii ben o yüzden yazar oldum. Evet. Önemsenmek istiyorum. Beni birileri ciddiye alsın istiyorum. Ama dünyanı anlamıyorlar tabii. Yani tabii ondan sonra tabii yalanların anlamı kalmadı. Sonra yazmayı öğrendim. Okula başladım. Evet. Yazarak yalanları. O hayalleri, yalanları. Yazarak verdim onların eline. Evet. Bakın dedim bu oldu, bu oldu, bu oldu. Aynı hayaller, aynı kurgu. Hı. Fakat yazarak. Yazdığım zaman beni ciddiye almaya başladılar. Aa bu adam yazmış, aa ne yazmış falan demeye başladılar. Peki abi okulda... O zaman yazar olmaya karar verdim. Evet. Dedim ki ha sözel değil, yazı olarak vereceksin. Ki insanlar seni önemsesin, ciddiye alsın. Evet. Önemsenmek çok önemlidir benim için. Orada bir seçim yaptım. Seçim yani. Yaptım. Ha dedim madem yazılarımı okuyorlar bunlar, beni önemsiyorlar. Ondan sonra yazmaya karar verdim. Benim yazarlık hayatım böyle başladı. Çok güzel bir hikaye. Biz peki, şimdi, peki abi okulda, okuldaki dönemde etkilendiğin bir öğretmenin oldu mu? Ya da arkadaşın? Yani hepsinden Allah razı olsun. Hepsini çok sevdim. Beni çok iyi yetiştirdiler. İyi okullarda okudum ben. İyi hocalar tarafından okutuldum. Edebiyat derslerim çok iyiydi. Ayten Hanım vardı. Ben Kapadaş Erkek Lisesi mezunuyum. Kapadaş Erkek Lisesi'nde Ayten Hanım edebiyat hocamızdı. Çok etkilendim ondan. Beni edebiyata yönlendiren, yazmaya yönlendiren o olmuştur. Ölmüştür şimdi. İyi okullarda okudum ve bana okuma heyecanını veren okul Kapadaş Erkin Lisesi'dir. Ben şu anda otobüste, metroda kitap okuyorum. Ayakta. Ayakta bile okurum. Uzun süre, hiç bıkmadan 8-9 saat okurum. Bana okul verdi bu heyecanı, bu alışkanlığı. Dolayısıyla tabii yazmak benim için bir varoluş. Bir varoluş. Yazmadan duramam. Çünkü dediğim gibi önemsenme, evet. İlgi, sevgi, abi, bir şey oradan geliyor bana. Kitaplardan geliyor.
Şimdi sen liseden mezun oldun ama edebiyatla ilgili bölüm değil de tamamen farklı bir bölümde. Siyaset fen bölümü. Fakültesi. Fen bölümünden mezun oldum. Sayısal. Ama edebiyata düşkünlüğüm var, merakım var. İşte giderdim. Evet. Bir tane edebiyat şubemiz vardı Kapadaş'ta. Evet. Bir tane şube vardı. 15-20 öğrencisi vardı. Onlara özenirdim. Giderdim kapılarda, kapıdan bakardım onlara. Keşke ben de edebiyat bölümünü seçseydim diye düşünürdüm. Evet. Çünkü edebiyat benim için her şeydir. Fen okudum. Evet. Dolayısıyla evet. Pozitif bilimden pozitif duyguların dünyasına ama çok da uygun düşmüş. Demek ki orada, burada daha güzel kendini hissettin. Çünkü işte çocuklukta sorduğum soru da hep başlıyoruz ya, çocuklukta o dönemde belli ediyor zaten kendisini yavaş yavaş. Değil mi? Böyle bir ayrı olması falan. Bir de hep senin şeyde, ben eskiden beri iyi de bir okuyucundum. Yani açıkçası Leman'dan da okurdum. Hep böyle hüzün, melankoli, romantik bir şey değil, ağır bir dil var. Benim de çok sevdiğim bir tarz. O yüzden çok müthiş, hala o tadı aklımdadır yani. Şimdi bu hüzün bilinçli bir şey mi? Tercih mi? Tercih mi? Hep böyle hüzünü anlatmak. Böyle öyle bir sorular da soruluyor ya, sen sürekli hüzünü anlatıyorsunuz. Ama sizde böyle bir dünya gibi cevapları var. Yine o cevabı bir ver istersen. Yani melankoli demeyelim de hüzün, evet. Hüzün diyelim. Şizofren. Hüzün diyelim. Keder diyelim. Evet, tamam. Ben kederli bir insanım. Hüzünlü evet. Bir insanım. Hilmi Yavuz'un çok güzel bir dizisi vardı biliyorsun. Evet. Hüzün ki en çok yakışandır bize. Aynen, aynen. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Bir onu düşünün. Onu düşünün. Evet. Yani benim hayatım boyunca yaşadığım büyük katliamlar, büyük acılar, katledilen insanlar, yok sayılan insanlar. Ben bunları görerek yaşadım. O hüzün bana yerleşti. Şimdi bir cümle söyleyeceğim size. Hüzünlenmeyen insan isyan edemez. Tekrar ediyorum. Hüzünlenmeyen insan isyan edemez. Ben isyankar bir adamım. Bir devrimciyim ben. Evet, eskiden beri o siyasi bir duruşu. Ben sosyalistim, devrimciyim. Devrimi özlüyorum. Çünkü insani bir düzen değil bu. Bu ruhumuzu kurutan, hayatımızı kurutan, duygularımızı yok eden bir sistemden geliyoruz. Sistemin içinde yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla hüzün ne yapar? Hüzün odaya kapanırız. Diyelim bir katliam oldu. Bir insan katledildi. Denizlerin asılmasından başlarız. Benim ilk travmam odur mesela. Babam rahmetli. Deniz Gezmiş'in babasının arkadaşıydı. Cemil Gezmiş. Aynı kahvede otururlar, çay içerlerdi. Ben Deniz Gezmişlerin asıldığını ilk öğrenen benim. Sabaha karşı babam geldi. Salonda annemle oturuyorlardı. Babam ağlıyordu. Gittim salona. Baba dedim, ne oldu? Aynen şu cümleyi söyledi babam. Bizim çocukları astılar dedi. 12 yaşındayım. Bizim çocuklar dediği Deniz, Yusuf, Hüseyin. Bir Türk subayı denizlerin asılmasına büyük bir acıyla ağlıyordu. Ağlıyordu. Ağlıyordu babam. Evet. Cemil, sizin babanız. Cemil Gezmiş de babası Deniz'in öğretmen. Evet. Sonra müfettiş oldu. Aynı kahveye gidiyorlarmış. Ondan öğrenmiş. Oğlumu astılar demiş herhalde babama. Babam evet. Da geldi bize söyledi. Ben yıllarca o üç delikanlının, o üç fidanın nasıl acı çektiklerini, nasıl ölürken son nefeslerine kadar geçen süre içinde neler hissettiklerini düşünerek yaşadım ben. O hüzün bana 12 yaşında geldi, saplandı buraya. Evet, odamıza gireriz. Odama geçtim. Kapıyı kapattım, kilitledim, mumumu yaktım ve ışkıra ışkıra ağladım. Sonra 12 yaşında. 12 yaşında. Evet. Çünkü denizleri biliyordum o yaşta. Sonra sokağa çıktım ve isyan ettim. O gün bugündür isyan ediyorum. Yani hüzün aslında altında bir hüzün müthiş bir şey isyan var. İsyan duygusu var. İsyan duygusu var. Evet, i̇syan evet, duygusu. Evet. Hüzünlenmeyen insan isyan edemez. Önce hüzünleneceğiz. Onarmaktır. Hüzün evet. Yaralarımızı onarmaktır. İçimize dönmektir. Bir soyluluktur. Sonra onarırsın kendini. Yaralarını onarırsın. Bir sağaltımdır. Sonra sokağa çıkarsın. Yumruğunu kaldırırsın. İsyan edersin.
Hikaye budur. Yani hüzün pasif bir duygu değildir. Hüzün içinde isyanı barındırır. Evet, şimdi Elif Çafak'ın bir sözü vardı, bir kitabın da tam net hatırlamıyorum ama diyordu ki bir şeyle derdi olan kişi bir şeyler yazar, kitap yazar, bir oluşum yapar. Buradan sizin de isyandan dolayı yazarlığa başvurduğunuz gözüküyor. Tabii. Evet. Yani sağlıklı insan yazamaz. Evet. Yarası olan insan yazar. Çocukluğunda travmalar yaşamış insan yazar. Çok huzurlu, mutlu bir çocukluk yaşayan bir insanım ben yazar olarak. Acıları çeken. Bir de olgunlaşmanın göstergesi değil midir hüzün? Yani hüzün olgunlaşmadır. Evet. Hüzün. Yani keder de diyebiliriz buna. Ama evet, hüzün bir olgunlaşma ürünüdür. Bir düşünce, ağır bir düşüncenin tabii, şeyi. Yani tabii. Herkesin hüzünlenmesi dediğiniz gibi uygun şartlarda olmadığı zaman da çok hüzünlenmesi kolay bir şey değil. Değil. O bilinç düşüncenin gelişimiyle ilgili bir şey. Tabii, derinleşme, ruhsal yolculuk. Acılar iç yolculuktur. Evet, evet. İç yolculuğu yapmayan insan yazamaz. Acılar da olgunlaştırıyor. Yani problem çözerek tabii, şey oluyor. Tabii. Hani bazı şeylerde de öğretilerde de hep acıları geçerek insanlar olgunlanma sürecine gidiyor ya. Mısırlarda rahipler mesela çok ciddi bir şeyden geçiyorlar. Yani fiziksel bir sınavdan falan geçiyorlar. Acıyla sürekli yoruluyorlar. Çoğu şeyde de vardır yani. O belki hani nefsi derinleştirme. Ayrıca içsel yolculuk. İçsel yolculuk. Olgunluk için. Onu hep kullanırsınız. Ama küçük yaşta bir de yetenek işidir. Yani herkeste o şeyi derinliği olamaz. Doğru. Demek ki çok küçük. Abi denk geldi, denk geldi. Senin bir kitabın var, Hayat Bir Emin'in var mı? Oradan bir kesit aldım ben. Çok duygulandım ama bunu okurken. Bunu anlamı bozulmasın diye okuyacağım. Şöyle diyorsun. Pazar günleri gösteri ve zevk budalası bir kısım gençlik. Ortaköy'de Etiler, Bebek, Hisar ve Moda gibi semtlerde kendi egolarını tatmin ederler. Birbirleriyle paranın gücünü yarıştırırlar diyorsun. İnan bunu okurken çok üzüldüm. Sence bu dışsal mutluluk, gözüken mutluluk aslında içsel olarak mutsuzluk değil mi? Onu vermeye çalışmışsın diye düşünüyorum. Bu boşluk. Boşluk değil mi? Büyük boşluk. Yani markayla, evet, parayla kendini var etmeye çalışan insanlara çok üzülürüm ben. Onlar aşık olamazlar. Birini sevemezler. Peki nasıl anlarsın o tipleri abi? Yani nasıl, ilk bakışta anlarım. Tabii. Büyük bir boşluk duygusu vardır. Tatmin olamazlar. Doyumsuzdurlar. Ne kadar habire alışveriş yaparlar. Habire alışveriş yaparlar. Ve giderek boşluğa düşerler. Evet. Ondan sonrası büyük depresyon tabii. Hepsi depresyonda. Bakmayın. Bu şey değil mi abi? Biraz şekle, surete tapmak. Yani tabii, gözüken üzerine. Aslında o içsel yolculuk dediğimiz gibi öğrenilen bir şeydi aslında. Ama birileri tabii ki çok böyle bir yetenekli yazar olur. İçsel yolculuğu yapar. Herkeste o bilinç olmayabilir. Dediğin bence işte o dediğimiz zahiri gözükene, surete hep böyle bir aşık var. İnsanlar kendilerini böyle şey yapıyor. Giydiği elbiseyle, arabasıyla ya da bir şeyle, evet, konumuyla bir şey yapma, kişiliğini belli etmeye çalışıyor. Evet, evet. Ama en güzel sanatçılar bunu içsel şey i̇şte tarafını gösteriyor. Hiçbir zaman da tatmin olmuyorlar. Ne kadar alışveriş yaparlarsa yapsınlar, ne kadar markalarına güvenirlerse güvensinler, o boşluk orada büyüyecektir. Evet. Kapanmayacak, o boşluk kapanmayacaktır. Çünkü içe yatırım yok. Bir de eşyanın verdiği mutluluk kısa süreli değil midir? Çok kısa, o biter. Yani o mutluluklar kısa geçici. Daha çok ister, daha fazlasını ister. Her sene telefonunu değiştirir, her sene arabasını değiştirir ama o yetmez. Büyük bir boşluğa düşer. Hı. Ne yapacağını bilemez. O yüzden en güzel mutluluk düşünceyle olan. Savrulur gider. Evet, uzun bir yolculuk. Dolayısıyla bir de edebiyattan nasibini almamış insanlar, sanattan nasibini almamışlar. Hayatlarında şiir yok, hayatlarında roman yok, öykü yok, deneme yok, sinema yok, tiyatro yok. Nasıl kapanacak o boşluk? Üzülürüm ben. O insanlara çok üzülürüm. Çok üzülürüm. Yazık. Evet. Ama evet, sistem dayatıyor. Reklamlara bakın. Algı yönetimi, medya iletişimi, bütün bunlar insanları o boşluğa sürüklüyor. Evet. Kapitalizm de böyle bir şey işte. Kapitalizm algısı sürekli insanların aklını kendisinden çalıyor. Belki işte o yabancılaşma yani, dediğimiz olay da öyle gelişiyor. Yani bir şey işte pandemi sürecini yaşıyoruz. Acaba pandemi insanlara bir ders verecek mi? Bundan sonra nasıl yaşayacağız? Sence verdi mi yani? Böyle vermez. Hiç sanmıyorum. Bitsin salgın. Tekrar, tekrar aynısı. Aynı şey olacak. Ama ders almayacaklar. İşte gördük. Bakın. Bununla yaşıyoruz. Kapandık.
Evet. Bitti. Ve ne zaman biteceği de belli değil. Niye? Doğayla uyum içinde yaşamadığımız için. Evet. İnsan her şeyin sahibi değildir. İnsan merkezli bir dünya idi yaşadığımız. Kuraklık geliyor şimdi. Daha büyük salgınlar Allah korusun gelecek. İşte bu doğanın efendisi değiliz biz. Hayvanlarla doğayla uyum içinde yaşıyor. Doğayı alt etme yarışı vardı. Aslında edemezsin. Yarış değil de doğayı yenemezsin. Uyum sağlamak. Uyum sağlayacaksın doğayla. Barışık olacaksın doğayla. O da az tüketmekten geçer. Sade yaşamaktan geçer. Ama bir de dayatılan bir sistemin şeyi var. Evet. Yarattığı bir insan tipi var. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bir ay kala. Fırlanta alın. Beş taş, tek taş. Yani. Aşkın da fiyatı var artık. Sen kitaplarında ne güzel aslında, Sevgililer o öykülerinde Günü'nde ne güzel anlatıyorsun aslında. Bir çay, bir simit. Bir dokunmaya. Evet. Ben sevgilime beş taş vermek zorunda mıyım ya Sevgililer Günü'nde? Zen pırlanta, bilmem ne pırlanta. Ayıp evet. Ya. Yani, aşkı da fiyatlandırdılar. Duyguları bu şekilde, duygular erozyona uğruyor. Almazsan da hatun diyor ki niye almadın bana diyor. O da evet. Şartlanıyor. Şartlanmış oluyor. Evet. Bir de böyle bir algı yaratılıyor. Algı yaratılıyor. Yani, aslında sevginin göstergesi eşyaymış gibi gösteriliyor ama öyle değil aslında. Çok değil farklı tabii, bir şey. Tabii, yani. Tabii değil tabii. Dolayısıyla içimizi, ruhumuzu kuruttular ya bizim. Evet, biliyorum abi. Peki abi şimdi şöyle bir şey. Senin örneğin Abidin, Nazım Hikmet'in bir sözü var. Diyor ki, sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin diyor, soruyor. Siz diyorsunuz ki mutluluğun resmini Nazım yapamayız diyor. Ama Nazım diyor. Nazım evet. Diyor. Örneğin siz diyorsunuz ki mutluluğun resmini yapmak mümkün değil ama yoksulluğun resmini ben balık pazarının sonunda ciğercinin karşısında görebilirim diyorsunuz. Bu şey Hayat Bir Emrin Var mıydı kitabınızda. Nasıl o resim nedir, nasıl bu? Yoksulluğun resmini kitaplarında. Nasıldır, evet. Evet. Yani şimdi tam onu hatırlayamadım ama orada yere atılmış ciğer parçalarını toplayan bir kadın gördüm. Evet, hatırlıyorsunuz. Ciğer evet, parçalarını çok iyi hatırlıyorsunuz. Toplayan bir kadın evet. Gördüm. Yaşlı, beyaz evet. Saçlı, kambur evet. Bir kadın gördüm. Küçük poşetine onları topluyordu. Ben yoksulluğun dibini gördüm ya. Hakikaten yoksulluğun dibini gördüm. Hem kendi hayatımda hem başkalarının hayatında. İçim parçalandı. O kadın... Mezarlıkta yaşıyor insanlar ya. Kasımpaşa'da öyle evler var ki mezarlık gibi ya. Mezarlıkta yaşıyor insanlar. Öyle büyük yoksulluk var ki. Ama nasıl bir güç vermişse Allah, hayatta kalıyorlar yine. Pazar oluyor, cuma günleri Kasımpaşa'nın pazarı var. Evet. Saat 9'dan sonra insanlar yere atılmış, çürümüş, yarı çürümüş meyvelerini, sebzeleri toplayıp evlerine götürüyorlar. Hala ve hala kapanan iş yeri yok diyor reis. Daha ne olsun? Hele pandemi sürecinde ben yoksulluğun dibini gördüm. Hakikaten dibini gördüm. Evet. Ve beni çok yaralıyor bu. Şimdi Küba'daki bir temsilci bir yazı pankart asmış. Ben onu gördüm. Pandemi bitsin Küba'ya gideceğim. Bugün 250 milyon çocuk dünyada dışarıda uyudu ya da sokakta kaldı. Rakam hiç de az değil. Evet. 250 milyon çocuk dünyada. 16'da bir. Dünyanın nüfusunun 16'da biri. Evet, bravo. Evet. Ama hiçbir Kübalı çocuk dışarıda kalmadı. Hepsi evindeydi. Şey, 1 euro mu, 1 dolar mı kanser ilacı? Şeyde, bir dolar, Küba'da. bir dolar. Şeyde 20 milyar. Şimdi, kansere çare bulundu. Özellikle göz meselesinde, göz hastalıklarında Küba bir numara. Evet. Ve sınır tanımayan doktorların çoğu Kübalı. Dünyaya pandemi doktor gönderiyor. Etti. Doktor gönderiyor, dünyaya doktor gönderiyor. Arif Sağ Küba'ya evet. Gitti, iyileşti. Evet. Niye Küba kansere çare buldu? Çünkü Küba kapitalist. İnsan odaklı bakıyor. Kapitalist değil. Evet. Niye dünyanın öbür ülkelerinde kansere çare bulunamıyor? Çünkü kapitalizm var. Çare bulunduğu anda kansere ilaç sektörü çöker. Evet. Ama o kemoterapi ve diğer şeyler, tıbbi konsültasyonlar... Sürekli hasta ihtiyacı duyuyor. Hastayı ve çok pahalı. Kanser tedavisi çok pahalı. Bu paraya ihtiyaçları var. Trollerin, ilaç sektörünün, tıp sektörünün. Bu yüzden... Bulamıyorlar bir türlü. Evet. Buldurmuyorlar. Ama Küba'da kapitalizm olmadığı için, Küba sosyalist olduğu için hemen kansere çare buldu. Evet.
atlayıp gidiyor. 10 bin. Yani 10 eğitim, bin sağlık, barınma bunların aslında bir insanın, bütün canlıların doğal hakkı. Şimdi dünya sosyalist bir yönetime geçerse, bu dünya nüfusunun iki katına yetecek kadar aş, ev, iş var. 8 milyar mı dünya nüfusu? 16 milyar insana yetecek ilaç, aş, iş, ev, sağlık hizmetleri var. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Hmm. Ama 1,5 milyar insan 1 dolarla yaşıyor. Hindistan'a bakın, Pakistan'a bakın, Afganistan'a bakın. 1 dolarla yaşıyor. 1,5 milyar, 2 milyar insan. Güzel bir ülkede yaşadıktan sonra çok böyle kişisel zenginliğin de çok artık bir önemi kalmıyor. Çünkü güzel bir ülkede yaşıyorsun. Bütün şeylerden faydalanıyorsun. Dünya servetinin, dünyanın parasal kaynaklarının %72'si, %1'in elinde. Evet. %72 servet. Evet. %1'in elinde. Amerika odaklı. Amerika ya da Avrupa. Oradaki aile. Hatta şeyde var. Hindistan'da da var. Hindistan'da mı? O tabii. Vay Hindistan. Muazzam zenginleri var Hindistan'ın. Evet. O nasıl oldu ya? Abi yazılımda, bir de ruhani dünyaları çok geniştir bunlar. 400 milyon insan aç yaşıyor Hindistan'da. Evet. 400 milyon insan kaldırımda yaşıyorlar, kaldırımda. Ben gördüm, Hindistan'a gittim. Kaldırımda doğum yapan kadın gördüm. Kaldırımda. Kaldırımda doğum yapan kadın gördüm. 400 milyon insan kaldırımda yaşıyor. O kadının doğum yaptığı, kendi kendinin rahminden bebeği çıkardığı yerin 300 metre arkada Hilton oteli vardı. 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otel vardı. Kas sistemi orada çok geçerli değil mi? Ama bir de bu kadar ruhani dünyayla bir iş olmuş Hindistan. İlk dini kitap Hindistan'da, ilk kutsal kitap. Hindistan Vedalar var mesela. Öğretiler bunun üzerine falan. Nasıl oluyor bu şekilde? Onlarla uyutuyorlar. Onlarla, onu kendi iktidar kendi şeyine göre yapıyor. Onlarla uygulamış. Uyutuyor. Onlarla, aslında ilk çıktığında öyle bir şey yok ama. Uyutuyor işte, uyutuyor abi. Evet. Ganj nehrinde yıkanıyor, pis nehirde. Mikrop kaynıyor orası. Ama ilk çıkışı erdemler üzerine. Yanlış kullanılıyorsa... O zaman edelim. Erdemler diyorsan 400 milyon insan niye kaldırımda yaşıyor? İşte ama sonradan iktidar amaçlı kullanılmaya başladığı yani, zaman böyle oluyor. Yani erdem bir de şey var onlarda... Öldükten sonra başka bir canlıya dönüşme durumu var. Kötü reenkarnasyon. Kötü tabii. Bir canlıya dönüşüyorsun. İyiysen iyi bir canlıya, dönüşüyorsun. Ölümden sonrası var. Dolayısıyla bu erdemi öğretiyor. Ama bunlar tamamen kullanmışlar o öğretileri. Kendi iktidarları için kastlar yaratmışlar. Brahmanlar falan var. Sınıflar oluşturulmuş. Böyle yani, bir durum var yani. Çoğu dünyanın birçok yerinde bu geçerli maalesef. Ya çocuğu ölmüş, bekar çocuğu ölmüş bir aile bir kadını satın alıyor. Evet. İşsiz bir kadını, gariban bir kadını, fakir bir kadını. Çocuğun yanına gömüyor. Hmm. Evlenmiş gibi. Evet. Dolayısıyla şunu diyeyim, belki biraz abartılı olacak ama altını çizerek söylüyorum. Dinler her zaman egemen sınıfların yanında olmuştur. Yoksulların yanında olmamıştır. Sadece Latin Amerika'da birkaç yerde. Evet. Ama dinler dediğimiz şey hep egemen sınıfların yanında olmuştur. Hakim sınıfların yanında olmuştur. Evet. Ama dediğim gibi çıkış hikayesi öyle değil mi? Peki Cezmi abi senin kafanda... Çıkış hikayesi öyle olmayabilir. Evet. Ama sonradan egemen sınıfların yanında olmuştur. Kullanılmış. Yani dinin bir günahı yok. Şu kullanan kişilerin. Bizim erk zaten ülkemizde bozan de, iktidar erk. Yani evet. Bozan siyasal şey. İslam, ülkemizde evet. De siyasal İslam her zaman emperyalizmin yanında olmuştur. Emperyalistler, NATO özellikle... Hep siyasal İslam'ı kullanmışlardı. Solculara, komünistlere, sosyalistlere karşı. Evet. Ve farklı bir şekilde kullanmış. Tabii. Her yani zaman. Gerçek İslam'da da kullanılmış. Tamamen kendine yoğuntulmuş. Farklı farklı yorumlarla tabii. Kullanılmış bir durum var. Yani. Tabii. Siyasal orada... İslam, ülkemizdeki siyasal İslam her zaman emperyalizmin yanında olmuş. Emperyalizm onları kullanmış. Evet. Sola, cumhuriyetçilere, sosyalistlere karşı. Kanlı Pazar'ı düşünün. 69'da. Kanlı Pazar'ı kim yaptı? Taylan Özgür'ü kim öldürdü? Bunlara bakın. Tabii. Dolayısıyla aslında ayrımcılığa doğru götürmüş. Yani sevgi tabii. İçin tarafını bırakmış. Tamamen farklı bir yöne çıkıyor. Erkin hatta emperyalizmin maşası olmuşlar. Evet. Amerikan emperyalizmin maşası olmuşlar bunlar. Ama böyle bir gücün zaten elinde böyle bir şeyi tutması gerekmiyor mu? Yani bunu kullanmışlar. Tamam mesela. İşte onu diyorum ben de. Evet. Onun üzerinden toplumlara şekil vermişler. Şekil vermişler. Geldiğimiz noktaya bakın. Peki abi senin hayal ettiğin yani istediğinliklerini bulduğun bir ülke var mı? Git o kadar ülke gezdin.
Yani Küba var tabii elbette. Evet. Ama Küba'da da düşünce özgürlüğü yok. Tek parti var. Bir tane gazete var. İskandinav ülkelerini çok sevdim. Norveç. Hangisi? Evet, Norveç. Çok kaldım Norveç'te. İsveç. Zaten benziyorsun da onlara. Finlandiya. Mesela şeyi keşfettim ben. Evet. Tabii orada da sınıflar var. Tabii. Orada da sınıf var. Onlar asıl sınıflar onlar evet. Şeyi karanlık dönemi yaşıyor. Ortaçağ dönemi geçiyor. Ama yoksul insan yok. Efendim? Yoksul insan yok. Evet. İsveç'te yok. Yoksul insan. Şimdi yoktur. Yani ne? Dünyayı sömürmüşler ya. Ya ben İsveç'te Stockholm'a yakın bir banyoda kaldım. Ben İstiklal'de kitaplarımı bulamıyorum. Dağıtmamışlar. Kitaplarım yok. Soruyorum. Gelmedi, gitmedi falan filan. İsveç'te banyoda kalıyorum. Stockholm banyosu. Kız arkadaşımla gittim. Orada. Kütüphane vardı. O trenle gittik. Stockholm'a yakın bir yer. Bütün kitaplarımı gördüm kütüphanede. Hepsi vardı. Kütüphanede. Stockholm ya. Dünyanın bir ucu. Bir şey merak ettim abi. Tabii. Bütün Türkçe kitaplarım var. Gezim her sözüye girdiler. Sen Türkiye'de en çok okunan yazar. Dünya çapında ünlü bir ya, şey. Kitaplarım İsveç abi. Yani şimdi böyle orada de bir durum var. Çok duygulandım ya. Şimdi evet. Bir de şeyi fark ettim. Şimdi yalan çok önemli. Yalan. Ben de yalan söylüyorum. Çok yalan söylerim ben. Ama kötü yalanlar değil. Yani kötü de iyi de söylüyorum. Ne, mecburum ne yapayım. Ama mesela o İskandinav ülkelerinde yalan çok ayıp. Evet. Yalan söyleyeni dışlıyorlar. Çok ayıp. Samsun abi seni kovmasınlar hemen ilk gün. Abi ben orada yaşasam yalan söylemem. Yalan, çünkü yalan niye söylemek zorundasın biliyor musun? Evet. Ayakta kalmak için. Yaşam. Şimdi hiçbirimiz kendimizi böyle aklamayalım. Evet. Hepimiz yalan söylüyoruz. Evet. Ne olur. Doğru. Evet. Doğru. Tabii tabii olur, dönemsel yaşa ama yani espri yaptım ben özür dilerim. Yalan söylemeden Türkiye'de yaşamak mümkün değil. Değil doğru. Seni yalana teşvik ediyorlar. Evet. Şey var abi, Pir Sultan'ın bir lafı var ya, bozuk düzende sağlam çark olmaz. Yani, olmaz. Yani olmaz. Bir düzen var, bozuk bir düzen var ve onda dediğin çok aslında çok önemli. Yalan söyleyemezsin bu ülkede. Evet. Hepsinin bir karşılığı çünkü var. Niye yalan söylüyoruz? Korktuğumuz için yalan söylüyoruz. Evet. Ama İsveç'te korkmuyorsun ki. Her şey gerek kalmıyor. Güvence altında. Devlet okulu, okul bedava. Ya ben İsveç'e İsviçre'ye gittim. Basel'e gittim. İmza günüm vardı. Basel'de bir Alevi bir dostum vardı. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Onda kaldım. Dedi ki bana şeyden bahsediyorum. İsviçre'den bahsediyorum. Basel'den bahsediyorum. Evet. Oğlu müzik eğitimi almış. Evet. İyi bir müzik ustası oldu. Bağlama çalıyor. Ozan. Evet. Çocuğuma ben dedi o üniversiteyi bitirene kadar kalem dahi almadım dedi. Kalem dahi almadım. Her şeyi vermiş. Okul diyor ki çocuk bizim. Oo. Sıfırdan alıyor. Üniversiteyi bitirene kadar sahip çıkıyor. Kalem evet. Alma mutluluğunu yaşayamadım. O çocuk bizim diyor adam. Kalem alma mutluluğunu yaşayamadım. Çok evet. Güzel bir cümle. Reklama gidelim. Tamam hocam. Bir şey sonra reklamlar. Bazen tabii. Evet merhabalar. Şimdi ikinci yarıda Cezmer Söz'le devam ediyoruz. Kalem alma mutluluğunu yaşayamadım. Ya güldüm buna kusura bakmayın ama tam böyle senin o yaptığın cümleler var ya ona o şey hüzün aslında gerçeği de barındıran önemli bir cümle. Orada kalmıştık. Şimdi ona gideceğiz ama dediğimiz gibi zamanımızda kısıtlı bir sürü Yücel Kaya'nın soruları var. Şöyle bir şey yapalım. Yani önemli kesitleri bir soralım. Yani tabii. Şey Leman'dan ayrılması önemli bir durum. Evet. Onu doğru. İstersen bir Cezmi abi şey yapalım. Bir de başka programlarda yine konuşuruz. Konuk alalım. Tabii beraber oluruz. Tabii evet. Seve seve. Beni tanıyorsunuz. Ben de sizi çok iyi tanıyorum. Sağ ol. Evet. Şimdi Leman tabii 15 sene sürekli yazdığım bir dergi. Çok şey borçluyum. Tanınmam, şöhret olmam, Türkiye'de önemli bir noktaya gelmem Leman sayesinde olmuştur. Tabii burada yazılarım da tabii çok önemi var. Ama bir Kürt meselesiyle ilgili bir yazı yazdım. Orada yaşanan acılarla ilgili, travmalarla ilgili, dramlarla ilgili bir yazı yazdım. Koymadılar. Kısalt dediler. Evet. Kısalttım. Gönderdim. Tekrar koymadılar. Ve sonra ben küstüm. Geri çekildim. Haftalar geçti. Bir kişi de arayıp ya abi niye yazını göndermiyorsun? Yeni yazı niye yazmıyorsun? Demedi. Sanki ben orada hiç yazmamışım. Hiç orada bulunmamışım. Buharlaştım gibi. O senin bayağı bir şey olduğun dönemler değil mi? Tabii herkesin canım. Tabii. Dönem. Yani
Bu vefasızlık bana ağır geldi. Koptum. Zaten 15 sene az bir süre değil. Hayatımın çok önemli bir kısmı orada geçti. Gezi direnişinden sonra internetin çıkışı, sosyal medyanın çıkışı ile birlikte mizah dergiciliği bitti. Şu anda mizah dergisi yok. Evet. Penguen kapandı. Evet. Uykusuz kendisine sahip arıyor, bulamıyor. Satmak istediler uykusuzu. Evet. Leman Teren çıkıyor. Evet. Yani şu anda... Bu şey mi? Sosyal medyadan sonra? Sosyal medyadan sonra. Gezi'den sonra. Evet. Yani Gezi ne zaman oldu? 2013. 2013'ten sonra evet. Sosyal medyayla beraber artık insanlar sosyal medyayı takip ederek mizah ihtiyacını gideriyorlar. Evet. Bitti. Abi yani, kültür orada erozyona uğruyor mu? Bu şekilde. Uğradı. Evet. Ama edebiyat dergileri çıkmaya devam ediyor. Çok ondan... sayıda edebiyat dergisi var. Evet. Ama marjinal tabii çoğu. Evet. Yani çok satan bir edebiyat dergisi bilmiyorum. Ama çok sayıda edebiyat dergisi var. Bazıları çok kaliteli. Ben de iki dergide yazıyorum. Kıyıda. Kıyı. İki aylık bir dergi. Evet. Kıyıda. Bir de 46'lık var. Psikologların çıkardığı bir dergide. Evet. Düzenli olarak yazıyorum. Lumpen vardı. Lumpen sanıyorum kapandı. Evet. Kıyıda ve 46'lıkta yazıyorum şu anda. Üçer, dörder bin tirajları olan bir dergi. Evet. Yani, eskiden 100 bin, 200 bin tirajlı benim dergiler 95'te, ben size söyleyeyim, 95'te Leman'ın haftalık tirajı 150 bindi. Haftalık, haftalık evet. 150 bindi. Ama çok siz o 150 bini 10'la çarpın. Çünkü bir sınıfa Leman geliyor. Herkes okuyordu. Sınıf okuyordu. 1,5 milyon, 2 milyon değil orası. Evet. Muazzam bir şey. O yıl, o dönemin gençleri, 90'lı yıllardan bahsediyorum. Tabii, tabii. Muazzam bir gençlik. Okuyan, sorgulayan, merak eden bir gençlik. Şimdi onlar 40 küsur yaşlarında insanlar oldular. Mizah dergilerin o kadar sivrilmesinin sebebi neydi? Yani 90'lı yıllarda. Politik bir dönemdi o zaman. Hiciv var, eleştiri var. Mizahla birlikte. Abileri devrimci olan, abileri sosyalist olan, ablaları sosyalist olan çocuklar da onlar. Evet. Bir miras var. Bir miras vardı. Kültürel bir miras. Aslında. Kaç doğumluydu onlar? Ben size söyleyeyim. Leman'ı okuyanlar 72, 73, 70. Kaç doğumlusun? Ben 75. Senin kuşak işte. Ben okuyordum zaten. 75, 76, 77 tabii. Doğumlular. Tabii. Şu an kaç yaşındasın? 46 herhalde. 46'lı mı? İşte ne oldu? Aşırı ettik. Şu anda 40 küsur yaşında olan çocuklar onlar. Tabii tabii. Aynen bizim dönem. 90'lı yıllarda. Çok doğru. Leman'ı okuyanlar senin kuşağın. Cezmi abi. Çok okuyorduk yani. Tamam. Nasıl okuyorduk? Evet. Şimdi alıyor musun Leman? Almıyoruz. Yok. Almıyorsun. Yok tabii. Tabii evlendin. Çok çocuğa karıştın. Dolayısıyla sizin kuşak son kuşaktır. Sizden sonra gelen kuşak bu... Şey oldu değil mi yani teknolojiyle birlikte aslında o kapitalizmin de biraz yaygınlaşması tabii, aslında onun tamamen, da çok etkisi. Ya nasıl olmasın abi bütün şeylerde sürekli bir reklam bir şey gözünüze çarpıyor. Tabii. Sürekli bir algı şeyi var. İnsan kendi başına kalamıyor ki. Tabii. Yani o mizahın verdiği o güzel düşüncelere dalamıyor ki. Eleştiri o anlamda yapamıyor diye düşünüyorum. Şimdi ben 95'te ODTÜ'ye gittim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gittim. Mimarlık amfisinde konuşma yaptım. 600 kişilik salonda ayakta yer yoktu. Ayakta yer yoktu. Ha, biliyorum o şeyleri. Ben takip ediyordum. Tabii. Bahsini. Şimdi bakın. Evet. Bana Ronald Barthes'tan, gösterge birimden, Michel Foucault'dan sorular geldi. Michel Foucault'dan bahsediyor. Foucault, evet. Tabii. Gösterge bilim, yapısalcılıktan sorular geldi. Evet. Dizlerim titredi. O kadar birikim çocuklardı onlar. Seni kuşan. Tabii, evet. Yaklaşık 7-8 sene sonra tekrar gittim ODTÜ'ye çağırdılar. Halk bilimleri topluluğu çağırdı. Çok çalıştım ama. Bayağı kitapları açtım böyle. Ulan çok dedim, da çalışıyor. Sorular. Yücel gibi çok çalıştım. Maçım olmasın ulan dedim çok sorular gelir falan. Evet. Felsefe tarihi okudum. Evet. Antropoloji okudum. Yunan tarihini okudum. Freud okudum. Psikologları okudum. 3000 tane kitabı vardı değil mi? Benim 5000 kitabım 5000. Vardı. 5000. Evet. Şimdi... Bana gelen soruları söyleyeyim 8 sene sonra. Evet. ODTÜ'de. Tahmin edebiliyorum. Yazılarınızı nerede yazıyorsunuz? Gündüz mü yazıyorsunuz, gece mi yazıyorsunuz? Burcunuz ne? Bu burç zaten hiç ayrı. Kız arkadaşınız var mı?
Evet. Sevgiliniz var mı? Sorular bunlar. Evet, medya insanımız değil. Foucault'dan. Şimdi nereden nereye geldi? Evet. Evet, evet. Michel Foucault'dan, Roland Barthes'tan, gösterge bilimden, yapısalcılıktan. Burcunuz ne? Evet. Sevgiliniz var mı? Nerede yazıyorsunuz yazılarınızı? Kaçta yatıyorsunuz? Kaçta kalkıyorsunuz? Bunlara. Tamamen. Çünkü sizi tanımıyorlar. Tanısalar bu sorular gelmeyecek. Tamamen evet. Yepyeni bir kuşak gelmiş. Evet, evet, evet. Evet. Yani siz... Anlayamadılar. Bir de çok eleştiri de oluyor evet, sana evet. Değil mi abi? Yani bu şey anlamında. Anlayamıyor. Kuşak dediğimiz gibi biz yani okuyarak sürekli okuyorduk evet. Ve o tada diyorum tabii, hala şeyimde. Ama belli bir birikimle okuyorsun. Tabii şeyi evet, olması lazım. Şimdi kitap okumayan insanların sorduğu sorulardır bunlar. Bana sana ne benim sevgilim var mı yok mu? Burcum ne sana ne? Neye alakadar edersin? Sizi karıştırıyor olmasınlar. Yani acaba artist falan mı sandılar sizi? Ne sanmışlar? Sanmışlar canım. Ama düşünce dünyasına dönük bir şey yok da. Evet. Erozyona uğramış. Yani maalesef, yeni, maalesef. Şimdi tabii yeni bir kuşak geldiği zaman kitap okuma alışkanlığı da değişiyor. Evet. Neleri seçiyorlar? Kimleri okuyorlar? Yani Bilge Karasu'yu kaç kişi okuyor şu anda mesela? Ben maalesef. Merak ediyorum. Maalesef. Çok çok azdır, çok azdır yani. Çok azdır, onu söylüyorum. Çok iyi olduğu için azdır, onu da söylüyorum. Yani kaliteli kitabın okuma şansı yok. Evet, maalesef. Evet. Yok. Popüler olanlar çıkıyor. Yani iyi kitap da satıyor, şey okunuyor mu bilmiyorum da satılıyor yani. Ama bu reklamla yine kapitalizm. İyi okuyucu Cezmi abinin dediği böyle didik didik araştırıp bulması gerekiyor. Ben sana edebiyat okurunu söyleyeyim mi? Kaç, evet. Kaç kişi? Evet. Sıkı edebiyat okuru. Tamam. Yani Bilge Karasu dahil. Evet. Orhan Koçak dahil. Evet. Tanpınar, Oğuz Atay dahil. Evet. Cemil Meriç, Yusuf Atılgan dahil. Söyleyeyim mi? Söyle. Vüsat Obener dahil. 3000. 3000. Evet. Türkiye'de. Bence biraz acımasızlık yapıyorsun. Çünkü bence rakam biraz daha yüksektir. Yani sıkı edebiyat okurundan sıkı, anladım, anladım, sıkı. Anladım. Çok sıkı. Anladım. Ama işte. Şöyle de bir şey var. 4000 lira. Cezmi abi, diyelim Yusuf Atılgan ya da Bilge Karasu ya da farklı bir isim, iyi isimler. Her dönem satıyor ama. Az satıyor ama her dönem satıyor. Her dönem böyle bir şeyi de oluyor. İstikrar var. İstikrar da var. Evet, az evet. Tabii. Evet, evet. Yani Türkiye nüfusuna göre hiçbir şey de ama böyle gidiyor. Diyelim bu sene de satıyor. Sonraki sene de. Kötü dediğimiz o şey bir parlıyor sonra yok olup gidiyor. Vüsat Obener'i tanıyor musun? Sen bir yayıncısın. Tabii tabii tanımaz mıyım? Son romanı kaç tane okunmuş? Onu çok bilmiyorum 200. Ama 200 tane satılmış evet. Mı? Çok az. Evet. Ama işte hala basılır ya onu demek istiyorum. Yusuf Atılgan öldükten sonra hala basılıyor. Yani her dönem çok az da olsa istikrarlı bir şey yok. Çok küçük bir okuyucu olsa yani Yusuf Atılgan var. Biraz marjinal kalabilir orada. Aylak Adam ve Anayurt Oteli evet. Okunuyor, evet. Anayurt Oteli film de çekildi biliyorsun. Evet. Çekildi, evet. Tabii onun da katkısı oldu. Tabii. Cemil Meriç kaç okunuyor? Cemil Meriç'in biraz var şeyi. Var mıdır? Var, var. Var, var. Onun bir kitlesi biliyorsun. Var diyorsun. Evet, tamam. Cezmi abi yani, şimdi... Çok sınırlı diyelim. Evet. Evet. Soruların çok... Kullar... Evet. Bitiyor musun? Yok yok sen... Kullarımı değiştirelim biraz. Değiştirelim. Sen bende aşk öykülerini çok iyi kaleme alan bir isimsin. Zaten söylemeye gerek yok. Şimdi ben okurken senin bu şu kitabını derinliğine kimse sevgili olamadı. Şu şiirinden çok etkilendim. Acı Bıçak. Bize okur musun? Vereyim. Eyvallah. Evet. Nereden buldun bu şiiri ya? Bulurum. Uzun da bir şiir ya. Evet, yok uzun kısaca... değil. Bak, yok kısa 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 bak. Sadece şu mu? Olsun. Başka evet, sorular da var. Acı Bıçak. Başkaları için yaşıyorsun. Kendin için değil. Oruç tutuyorsun sevgi yoksulları için. Oruç sana kalıyor. Kimsesiz sevgin onlara. Herkes bildiğine koşuyor. Sen kendine bile başkası kalıyorsun. İmam nikahı kıyıyorsun kim istese. Aşk sana, nikah onlara düşüyor. Seni hep sevsinler diye boynunu onlara uzatıyorsun. Dua ile okşuyorlar boynunu. Acı çekmeyesin diye. Boynun onlara kalıyor. Acı Bıçak kimsesiz ömrüne. Çok güzel abi. Evet. Güzel şiir ya. Buldum bu şiiri valla. Nereden buldun bu? Helal olsun. İyi yazmışım ha. Şimdi şey de Acı Bıçak. Var. Sorum var mı? Sorayım mı? Ya seni taklit eden de çok oldu. Çok.
Şimdi esinlenmek olabilir. Yani o kişiden, yazısından, kaleminden esinlenmek. Ama çok böyle taklit farklı bir şey değil mi? Yani ve bazıları da iyi sattı yani. Ona rağmen kötüsünü yapıp böyle de bir şey var ya. Evet. Kahraman Taze oldu mesela. Evet, ben isim. Hem de değiştirerek araya bir kelime koyarak falan filan. Yani birebir neredeyse taklit değil mi? Bir yolculukta yüksek vergi mükellefi bunlar biliyor musun? Tabii tabii. Evet. Yüksek vergi mükellefi. 500 bin, 1 milyon satıyorlar. Ve hakkımı helal etmiyorum bunlara. Burada Cem TV'de açıklıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Çok sattılar. Ben kirada oturuyorum. Bir evim yok. Benim 2 milyon, 3 milyon kitabım satılmış bu ülkede. Bir kirada oturuyorum. Korsanın basılmış. Bu nasıl oldu Cezmi abi? Sen çok sattın yani. Bu... Yok işte olmadı. Ben... Telifte mi sorun yaşadın? Yayın evlerinden ilgili sorunlar yaşadım. Evet. Dolayısıyla hakkımı helal etmiyorum. Yüksek vergi mükellefi bunlar biliyor musun? Tabii tabii biliyorum. Bir de Cezmi abi... Hiçbir felsefi derinlikleri yok biliyor musun? Evet. Okumadan yazıyorlar. Popüler kültür, varoşlara yazıyorlar. Evet. Dolayısıyla... Orada sen bir ayrım yapıyorsun. Kitle kültürüyle. Kitle kültürü. Senin yaptığın aslında bir gerçek. Orada bir isyanın, bir bilincin olduğunu söylüyorsun. Ama bunlar tamamen popüler bir kültür. Yani kitle isim kültürü. Vermeden söylüyorum. Kitle kültürü. Evet, kitle kültürüne şimdi, dönük. Şimdi popüler, ben de popüler oldum. Evet. Popülerlikte bir sıkıntı yok. Sezen Aksu popüler değil mi? Tabii, popüler. Tabii. Evet. Ahmet Kaya popüler değil mi? Evet. Hala dinliyoruz. Evet. Genç yaşta kaybettik. Evet. Herkes Ahmet Kaya, sağcısı da solcusu da Ahmet Kaya'yı çok seviyor. Sezen evet. Aksu. Evet. Kötü mü? Şahane. Mükemmel, evet. Besteleri, tabii. Sözleri, olağanüstü. Felsefe yapan. Ama popüler değil mi? Popüler. Evet. Ama gelelim kitle kültürüne. Evet. Demet Akalın, Hande Yener. Evet. Kitle kültürü bunlar işte. Hemen unutulan, 3 ayda bir unutulan, sonra piyasaya tekrar yeniden servis edilen şarkılar. Şarkı demeye de bir şahit lazım. Ama Sezen Aksu'nun 15 sene önce, 20 sene önce yaptığı şarkıyı hala dinliyoruz. Tabii. Dinliyoruz, tabii. Severek dinliyoruz. Tüketilmiyor. Evet. Ama demin saydığım sözde şarkıcıların evet. yaptığı şarkılar 2 ay, 3 ay içinde unutuluyor. Evet. Sonra yenileri geliyor. İşte kitle kültürüyle popüler kültür arasındaki farkı anlattım. Popüler kültür farklı, kitle kültürü farklı. Daha farklı. Kitle evet. kültürü çabuk tüketilen, evet. hemen unutulan, evet. harcanan evet. bir ürün. Evet. Popüler kültür, işte Ahmet Kaya'yı diyorum, Sezen Aksu'yu söylüyorum, Ajda Pekkan'ı söylüyorum. Evet. Popüler olmasında bir sorun yok. Yok. Yani iyi bir şeyin. Ama iyiler yani. Evet, tabii. İyi ürünler bunlar. Evet. Unutulmuyor. Evet. Ve bunun kökeninde ne var bu ürünlerin? Ya kesiyorum Yücel, sorularını da çok olsun, ama vallahi yüreğe, o kadar malzeme verir. İçten çünkü yüreğe dokunuyor. Evet. Kafama sıkar giderim diyor Ahmet Kaya. Evet. O kaç sene önce yapmamış. Samimi bir değil. Ondan sonra bir bilinç. Yüreğe bir dokunuyor. Isyan. Samimi evet. değil. İçten. Evet. Benim hayatıma dokunuyor. Evet. Öyküme dokunuyor. Yani duygular insanlarda hep aynı. Kişinin duygusuna dokunabiliyorsa... Dokundu. Kalbine dokunduğun zaman, evet. içten olduğun zaman... Dokunuyorsun. Dokunuyor ve ben unutmuyorum onu. Evet. Hafızamda kalıyor. Evet. Dolayısıyla evet. bu popüler olması beni hiç ilgilendirmiyor. Hmm. Bana dokunuyor mu, dokunmuyor mu ona bakarım evet. ben. Evet. Tamam. Cezim abi konuyla ilgili var, ilgisi var. Şöyle geri alıyorum makalayı ben. Örneğin bir bayan, bir kadın İstanbul'dan dersime giderken bir kitap okuyor. Herhangi bir kitap. Ve bayan kadın diyor ki bu kısımlar Cezmi Ersöz'e ait diyor. Ya ilginç bir şey yani bir okuyucu Cezmi Ersöz'ün ifadelerini biliyor. Tabii. Ve size şikayet ediyor galiba siz mahkemeye verdiniz bir ismi vermeyeyim bir yazarı öyle değil mi? Mahkemeye vermeyi düşündüm. Vazgeçtiniz. Sonra yayıncım vazgeçtirdi. Keşke verseydim. Bir sayfayı yazıma almış. Alaksızlar görüyor musunuz? Evet. Ondan sonra Denizli'de bir yazar. Evet. Adını söylemeyeyim. Kitabına Gülden Kale Düştü kitabı. Adı Gülden Kale Düştü. Gülden Kale Düştü. Hiç yabancı gelmiyor. Ha, bir sayfayı aldığı gibi o koymuş. Aynısını hiç değiştirmemiş. Hiç değiştirmemiş. Sonra gerekçesi şu oldu. Evet. Basın çok ilgilendi olaya. Hürriyet yarım sayfa ayırdı. Milliyet yarım sayfa ayırdı. Cumhuriyet yazdı. Cumhuriyet yazdı. Evet. Birçok gazete bunu gündeme evet. getirdi. Ben karımla mektuplaşıyordum. Karım Cezmi Ersoy'un hayranıdır. Evet. Karım bana bir mektup yazdı. O mektubu aldım ben koydum kitaba.
Ama o mektuptaki karımın gönderdiği yazı Gezme Ersoy'un kitabındanmış. Ben bilmiyordum. Karımın gönderdiği mektubu ben koydum. Ama o yazı Gezme Ersoy'a aitmiş diye bir gerekçe öne sürdü. Sonra ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Bu çok ilginç. Evet. CNN geldi evime. Hürriyet geldi, Milliyet geldi. Bir sürü gazete geldi. Röportaj yaptılar benden. Bu yazı Hayallerini Yak Evi Isıt kitabındaydı. Evet. Ben de o kitabımın tiraşı artar diye umut ederken, çünkü çok gündeme geldi konu. Çok tartışıldı, çok konuşuldu. Adamın kitabı bir baskı daha yaptı. Benden çalan adamın kitabı bir baskı reklamı daha. Oldu. Benim kitapta tık yok. Onun kitabı bir baskı daha yaptı. Aa, çok ilginç. Tam tersini düşünürken. Bir baskı daha yaptı herifin kitabı. Yani. Gülden Kara düştü. Evet. İnternetten girer bakarım dinleyicilerimiz. Evet. Abi bir ifaden daha var, o da beni çok etkiledi. Diyorsun ki bir eve gidiyorsun, evde bir çocuk var, üniversitede okuyan çocuk. Kürtleri herhangi bir davasıyla ilgili imza kampanyasına katılıyor. O arada içeri alınıyor. Sen eve ziyarete gidiyorsun ve kapıda ayakkabıları görüyorsun. Diyorsun ki ayakkabılar yoksulluğun resmidir. Çok etkilendim o ifadeden. Evet. Hangi yazıydı o bilmiyorum ama. Hangi yazı? Hemen söyleyeyim. Hayat Bir Emrim Var mı? Adı kitabında evet. Kapının önünde ayakkabılar vardı. Cezaevine girmiş bir çocuk, ailesi. Onları Kadife Karay. Kadife Karay evet. İzmir Kadife Karay. İzmir Kadife evet. Kadife Karay. Evet, evet, evet. Yalnız onu şeyde var. Onu sen karıştırıyorsun. O kız Rahşan Demirel. Ben hiç bu ismi unutmam. Kızın ismi Rahşan Demirel. Erkek değil yani. Rahşan. Evet. Kadife evet. Karay'da. Evet. Mardin'de bu kız ailesiyle birlikte 90'lı yıllarda Mardin'e gidiyorlar. Kız orada ne gördüyse, Midyatlı mıydı neydi? Nusaybin'de olabilir. O zaman katliamların çok yoğun olduğu bir dönem. İnsan hakları ihlalleri, infazların olduğu bir dönem. Kız orada ne görmüşse görmüş, neye tanık olmuşsa olmuş. Bunu unutamıyor. Dönüyorlar İzmir'e, Kadife Kale'ye geliyorlar. Kız kendini yaktı. Kadife Kale'de kendini yaktı kız. Cehir cehir yaktı. Ben de o kızın kendisini yaktığını öğrendikten sonra Kadife Kale'ye gittim. Kızın ailesini ziyaret ettim. Evet. 16-17 yaşlarında bir kız. Ne görmüşse görmüş, neye tanık olmuşsa olmuş, kendini yaktı Kadife Kale'de. Rahşan Demirel adı. Evet. Ve o benim kitaplarımda vardır. Evet, var. Bir hatırlıyorsun. Tabii. Hatırlıyorum. O kız kendini yaktı. Evet. Peki abi, yazar Ahmet Rasim aşk için şöyle bir ifade kullanmış. Aynen okuyacağım burada. Birbiriyle hiç evlenmemesi lazım gelen kişiler aşıklardır. Katılıyor musun bu fark? Çok katılıyorum. Ahmet Rasim benim üstadım, ustam. Evet. Çok severim Ahmet Rasim'i. İstanbul'da en iyi anlatan yazarlardan biridir. Tekrar başlayayım okumaya. Özledim ben Ahmet Rasim'i okumayı. Aşk irreel bir duygu. Akıl dışı. Evet. Onunla ilgili bir anım var ama norm dışı. Zaman yetmeyecek. O çok tabii. İlginç. Evet, evet. Akıl dışı. Evlilikse bir şirket. Evet. İmza atıyorsun. Memurun önüne çıkıyorsun. Onay alıyorsun. Aileler devreye giriyor. Şeye giriyorsun, ev taksitine, araba taksitine giriyorsun. Bir şirket. Mantıklı, reel bir şirket. Para, maaş, aileler, herkes burnunu sokuyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Aşksa irreel. Sen akıl dışı bir duyguyu alıyorsun. Normların, kuralların, ekonominin olduğu bir kabın içine sokuyorsun. Çok güzel söylemiş Ahmet Rasim. Aşık insanlar asla evlenmemeli. Yazık olur o aşka. Peki bir ifaden daha var. Diyorsun ki aşk 3 yıllık diyorsun. Senin ifaden. Birinci yıl eşyalar alınır. İkinci yıl eşyalar yeri değiştirilir. Üçüncü yıl evliliğe son verilir. Evlenirsen 2 evet. Yıl 8 ay. Ben seni söyleyeyim. 2 yıl 8 ay 17 gün. Abi o şimdi... Ona girmeyelim de. Tamam, ona girmeyelim. Ama... Şey, sen aşıksın bir kadına, evet. Bir adama. Evet. Kalktın, gittin, evlendin. Evet. Geçmiş olsun. Evlenmeyeceksin. Aşkı sokmayacaksın o kuralların içine. Valla o biraz şey olabilir, tartışılır Cezmi. Evlilik konusu falan. Yani ömür boyu süren evlilikler var, çok güzel birliktelikler var. Bilinçli bir şeyse. Aşk yani, aşk niye olmasın abi? Aşk, yani böyle duygu patlaması kısadır. Ama aşk devam edebilir. Ömür boyu devam edebilir.
Peki. Ya çok o konuyu seninle konuşmak istemem aşk ama yani. Aşk ömrü devam etmez. Efendim? Aşk ömrü devam etmez. Dayanamazsın ki. Ya yüksek tansiyondan ölürsün, hipertansiyondan ölürsün ya da kalp büyümesinden ölürsün. O kadar güzel hikayeler o var. Ömür boyu devam eden birliktelikler var. Ömür boyu ama Cezmi abinin sen güzel bir örneği var. Şeyde konuştuğumuzda evlilikle ilgili yürüyüş kalsesinde. Aşkın güzelliği ne biliyor musun? Aşk kısa süreli olduğu için güzel. Evet. Sen kaç kere aşık oldun? Ben? Söyle bakalım. Özele girdik ama. Dur düşüneyim ya. Topla kaç kere aşık oldun? Çok ama eve düşüktür, gidemez. Az. Cezmi abi eve gidemez. İki kez diyor ya. Evet tabii. O duygu patlaması başka bir şey abi. Aşk sanıyoruz. Kaç ben de yazıyorum bak. Senden öğrendim kendim de yazıyorum. Abi ben 2,5 kere aşık oldum. Kaç kere? 60 yaşındayım. 2,5 kere. 2,5 kere aşık oldum. Ha. Şey gibi 5 oradan... dersen mesela bana 5 kere aşık oldum dersen inanmam sana. Ya ilk önce bir kendimizi çok iyi tanıyor muyuz Cezmi abi? O bir aşk olduğumuzu sanıyoruz ama sonra bir bakıyoruz ki meğerse o zamanki duygu patlamasının içindeymişiz. Bu aşkı biraz daha ben farklı görüyorum. Şimdi onun şeyine de girmeyeyim, yorumlamasına da girmeyeyim. Ben oldum. He? Aşık oldun. O zaman önümüzdeki haftalarda kime aşık oldun abi onları da konuşalım olur mu? Uyanır uyanmaz yüzümdeydi. Her sabah onunla uyandım. Abi senin, ben bildiğim için söylüyorum. Yani kısa gördüğün anda bir şeyde bile hemen evlilik teklif ettiğini de biliyoruz. O ayrı ama ben sana çok samimi bir şey söyledim. Evet. Bu yaşıma kadar iki kez aşık oldum diyorum sana. İki kez aşık. 2,5 diyor ama. 2,5 da var evet. Buçu. O zaman şöyle yapalım. Öyle, ama 5 kere dersen inanmam sana. 5 kere. Olmaz. Ben de 2 kere dedim. Sen 2 kere çok dürüstçe bana yanıt verdin. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Ama eve gidemeyecek. Eve niye gidemesin ya? Yok tamam işte aşık oldum da evlendim daha ne yapayım? Eşine aşık oldu evlendi. Şimdi ediyorum. Çok da güzel bir eşi var. Tanıştım. Evet tanıyorum. Daim olsun. Yıllarca güzel fuarlara da katıldık. Daim olsun. Da Allah daim etsin. Çok güzel muhabbet oldu. Çok teşekkür ederim. Valla çok hoşumuza gitti. Sağ olacağım. Başka yine yapalım programlar. Yaparız yine gelirim. Ama tabii ki zaman çok kısa. Kısıklı. Daha bir sürü soru kaldı ya. Var, önemli kesitler var. Onu da diğer programda konuşuruz. Güzel oluyor. Böylece kısa Türkiye tarihinde konuşmuş oluruz. Evet. Klip zamanımız varsa paylaşabiliriz. Bundan sonra da önümüzdeki hafta yine bir değerli bir konuğumuz var. Cezmi abiyi daha sonra başka programlarda alacağız. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.